Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıralı led yakma yapacağız. Arkadaşlar bu sıralı led yakma projemizi yaparken 5 adet led minik, 5 adet direnç, kırmızı kırmızı kahverengi olandan yeteri kadar jumper kablo. Arkadaşlar jumper kablomuzun iki ucu da gördüğünüz gibi erkek. 1 adet breadboard, 1 adet Arduino Uno ve 1 adet de USB kablosu veya programlama kablosu. Arkadaşlar bunun azıcık fazla olduğu için breadboard üzerine kuracağımız devreler. Ben size prensibini göstereceğim. Bir tanesini göstereceğim. Siz de devamını zaten devamını videoda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Kısa bacak uzun bacağa çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Uzun bacağı F'ye, kısa bacağı E'ye. Gördüğünüz gibi böyle takıyoruz. Direncimizi alıyoruz. Kısa bacağın altına takıyoruz. Arkadaşlar tam altına gelmesi gerek. Diğer tarafında arkadaşlar eksiye yani GND'ye takıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bir adet jumper kablomuzu alıyoruz. Jumper kablomuzun arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun bacağın üstüne bağlıyoruz. Diğer arkadaşlar ördüğüne bağlayacağımız tarafında dijital PVN'de olan 2 sayısı hattına bağlıyoruz. Arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bitirdikten sonra kodlamamıza geçeceğiz. Arkadaşlar son olarak bir de eksi yani GND'yi ortak GND yapacağımız için gördüğünüz gibi eksi tarafını GND'ye bağlıyoruz. Ve arkadaşlar devremiz gördüğünüz gibi böyle bir şekilde tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar şimdi programlama kablomuzun bir ucunu bilgisayarımıza, bir ucunda arkadaşlar gördüğünüz gibi Arduino Uno'muzun girişine takıyoruz. Kırmızı bir tane arkadaşlar ışık yanacak. Yani Arduino'ya elektrik geldiğini belirtmesi için. Arkadaşlar azıcık yamuk oluyor programlama kablosuyla gördüğünüz gibi. Arkadaşlar zaten şimdi arkadaşlar ben programı önceden arkadaşlar yapmıştım. Hatta kameraya doğru çevireyim. Ben arkadaşlar önceden yapmıştım. Bir daha yap. Yani azıcık uzun olduğu için ben size şimdi mantığını da söyleyeceğim. Yeşil bayrak tıklandığında iki sayısal pini düşük yap. Yani arkadaşlar bu zaten sıfırlama. Zaten burayı basit bir şey. Zaten şurayı yapabilirsiniz kendiniz. Hatta azıcık da büyüteyim arkadaşlar. Böyle dursun. Ondan sonra sürekli tekrarlayı alıyoruz. İçine iki sayısal pini yüksek yap. Yani buraya bağlı. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Buradan böyle 2, 3, 4, 5, 6 diye gittik. Sıralı olması için. Arkadaşlar iki sayısal pini yüksek yap. Yani LED'i yak. İki sayısal pini düşük yap. LED'i söndür. Yani ama bu LED'i yakıp söndür demek bu. 3 sayısal pini yüksek yap. LED'i yani 3 sayısal pine bağladığımız yeşil LED'i yak. 3 sayısal pini düşük yap. Bunu yani bağladığımız LED'i söndür. Arkadaşlar bu prensiple devam ediyoruz. 4 sayısal pini yüksek yap. 4 sayısal pini düşük yap. 5 sayısal pini yüksek yap. 5 sayısal pini düşük yap. 6 sayısal pini yüksek yap. Arkadaşlar 6 sayısal pini düşük yap. Yani buradaki prensibimiz böyle gidip gelecek. Yani böyle. Bu başlıyor, bu bitiyor. Bu başlıyor, bu bitiyor. Bu başlıyor, bu bitiyor arkadaşlar. Yani biri yandı ya. Ondan sonra arkadaşlar kapanıyor. Kendi otomatik kapanıyor. Bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor ki bize bir tane görünüm veriyor. Güzel bir görünüm veriyor. Arkadaşlar 1 saniye bekleyecek. Buraya geldiğinde 1 saniye bekleyecek. Ondan sonra tam tersine. Yani aslında aynı şey gördüğünüz gibi buradakiyle sadece en son biraz önce 2 ile başlamıştık ya. Burada da 6 ile başlayıp 2 ile bitireceğiz. Orada 2 ile başlayıp 6 ile bitirmiştik. Aynı mantık. 6 sayısal pini yüksek yap. Buradaki LED'i yak. 6 sayısal pini düşük yap. Buradaki LED'i söndür. 5 sayısal pini yüksek yap. LED'i yak. 5 sayısal pini düşük yap. LED'i söndür. Arkadaşlar böyle gidiyor. 4 sayısal pini yüksek yap. 4 sayısal pini düşük yap. 3 sayısal pini yüksek yap. 3 sayısal pini düşük yap. 2 sayısal pini yüksek yap. 2 sayısal pini düşük yap. Arkadaşlar ondan sonra 1 saniye bekleyecek. Gördüğünüz gibi sıfırlayacak kendine. Ve baştan başlayacak.
Arkadaşlar şu anda devrelerimizde bir sıkıntı, devrelerimizde ve kodlamamızda bir sıkıntı yoksa ledlerimiz yanıp sönmeye başlayacak. Ama arkadaşlar bunu yapmadan önce ilk önce bağlan bölümüne tıklayıp buradan COM5'i seçiyoruz. Yine bağlan bölümüne tıklayıp aygıt yazılım güncellemesi diyoruz. Arkadaşlar karşıya yükleniyor dedikten sonra burası %100 olacak. Yükleme başarılı gelecek. Oradan sonra da kapat diyeceğiz. Yükleme bitti. Yüklemeye başla. Böyle bir yer gelecek. Şimdi arkadaşlar yeşil bayrağı tıkladığımızda devremiz doğru mu yanlış mı anlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanıyor, sönüyor. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada bu mantığı kullanarak mesela 2 ile yapın. 2 tane LED kullanabilirsiniz. 4 tane LED kullanabilirsiniz. 3 tane, 1 tane. O zaman arkadaşlar yaptığınızda mesela atıyorum sadece 2 sayısı atmayayım. Yani sadece bunu mu yapmak istiyorsanız diğer 3, 4, 5, 6'yı çıkarırsınız. Yaparsınız. Yani böyle böyle mantığını yürütebilirsiniz. Kendiniz daha iyi projeler yapabilirsiniz. En sonunda da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yanıyor. Resetliyoruz. Yeniden başlayacak arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi böyle böyle yanıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar gece lambası yapmayı düşünüyoruz. O videomuzu da görüşmek üzere ve bay bay.